Aslında hepimiz bir toplumda yaşıyoruz, doğru. Haddini aşan açıklamalar diyor hocam. O öyle düşünebilir, demokratik olarak hakkıdır. Herhalde. Bir insanın açıklamasını diğer insan haddini aşıyorsun diyebilir. Biz de bu eleştiriden haddimizi tekrar aşağı indirmeme konusunda bir karar veririz. Bak hoca, benim derdim seninle değil. Benim derdim ekmek yediğin, maaş aldığın, 25 milyon insanın umut bağladığı Fenerbahçe'ye aylarca umut aşıladın. Bu takım şampiyon olacak. Herhalde olacağız. İki tane alt lig maçında, Giresun maçında hakem hata yaptı diye biz herhalde bu hakemleri olamayız falan gibi. İnişi çıkışı bir grafik. Ama bütün haftalar boyunca bir şeyi hep yaptın. Korkak ve kişiliksiz futbol oynattın. Bu oynattığın futbolla ilgili. Bu akşam da bunu gördük. Ve bu akşam yine net konuşamıyorsun, biliyor musun? Bu akşam net ne biliyor musun? Bu akşam kötü oynadın. Galatasaray galibiyete senden daha yakındı. Ama bu akşam hakemin vermediği iki tane penaltıdan çatır çatır konuşamadın. Çünkü sebebi ne biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Bülent Yıldırım'ın atanması için bir takım hafta içi çok uğraş verdi. Bana daha fazla bir şey sormayın. Ne? Bir dakika, nasıl hocam, sorma hocam? Ne, sormayacağız, ne diyorsun sen ya? Nasıl sorma hocam, nasıl sorma? Peki sorma. Demokrasiden bahsediyorsun, soruyorum hocam. Kim bu takım? Şimdi Aykut Kocaman benden 2 yaş küçük bir arkadaşımızdır. 53 yaşındadır. Zeki ama çok akıllı değil. Ama zeki. Karakterine, aile babalığına hiçbir lafım yok. Hepsi püri bak, hiçbir lafım yok. Bu akşam manasız global yuvarlak şeyler söylüyor ama şunu söylemiyor. Ben bugün Aykut Kocaman olsam, bu gece hakemlere vurulacak gecedir, biliyor musunuz? Bu gece hakem olsaydı, Fenerbahçe'nin daha kötü oynadığı maçı Fenerbahçe kazanırdı. İlk yarıda Serdar Aziz'in bir yan ortada Skretel'in suratına itmeyle vurma arasında bir tokat darbesi. Diyelim veya darbesi. Darbe diyelim. Skretel düşüyor, atma yok. Çok net penaltı. Penaltıyı verirsin, Serdar'a da sarı kartı verirsin, penaltı gol olur olmaz. O kötü oynayan Fenerbahçe 1-0 öne geçer, öyle de bitebilir. Gel. Doğrudur. Mehmet Ekinci'nin şeyleri, kartları doğru. Fernando'nun Giuliano yaptığı kırmızı kartı ikinci yarı. Aynı Serdar Aziz tutuyor, Soldado'yu çekiyor. Penaltı. Sakın şuna sığınmasın kimse. Soldado da onu çekiyor değil. Soldado düşerken onu çekmek zorunda kalıyor. O da penaltı bence. Ama mutlak penaltı Serdar Aziz'in şeye yaptı. Skretel'e yaptı. Kardeşim bunlardan bahsetsene. İki penaltımız verilmedi. İki penaltımız verilmedi desene bir dakika. Niye diyemiyorsun biliyor musun? Ben biliyorum ama. Çünkü hakemisin. Çünkü hafta içi bir takım, bir futbol kulübü çok ciddi uğraşlar sonucunda Bülent Uzun'u bu maça atandı. Bülent Uzun, çok özür dilerim. Bülent Yıldırım'ı bu maça atattı. Evet. Burada sakın bir herze, bir entrika şike aramayın. Bazı hakemler bazı takımlara uğursuz gelir, lehte gelir, aleyhte gelir, o başka. Ben de bugün bir kulüp başkanı olsam, örneğin deplasmanda oynayacağım her maça Cüneyt Çakır'ı isterim. Bunun atanması için de uğraş veririm. Cüneyt Çakır'dan bir beklentim yok. Yurt dışında ben Şampiyonlar Ligi oynuyorsam Milan'la, Manchester'la İtalyan hakem bilmem neyi isterim Manchester'sa. Veya Alman hakem Felix Braş'ı isterim. Cesur diye. Bu hafta bir futbol kulübümüz Bülent Yıldırım'ın bu maça atanması için yoğun uğraş verdi. Trafikler oldu. Sakın bunu kötü anlamada almayın. Bülent, zaten öyle bir şey olsa zaten Bülent Yıldırım bugün takım maçı kazandırırdı. Sakın bunu anlamayın. Onun için de Bülent Yıldırım, Aykut Hoca fazla vuramıyor. Bu akşam. O zaman MHK anında istifa etmeni hocam. Müsaade et. Çünkü MHK, bak Yusuf Damoğlu'nu abim gibi severim. Zaman zaman çok büyük maçların hakemlerini MHK atamaz. Hı-hı. Federasyon yetkilileri atar. Bu da kötü bir şey değildir. Ben bugün federasyon başkanı olsam büyük maçların hakemlerini MHK başkanımı atattırtmam, ben atarım. Hocam yine hakem eleştiriyor. Efendim? Ha yine eleştiriyor hakem. Ama eleştiri şu. Diyor hocam dedi. Bu akşam. Penaltı varınız falan filan dedi. Ben hiç duymadım. Burada demedi de falan. Ben duymadım. Dedi yayıncı kuruluşta falan dedi. Bizim dinlediğimiz hocam, bak, bugün hakem. Bugün hakem her iki tarafı, merak ediyorum notunu.
Ben hakemin notunu. Bugün hakem karşılıklı hatalar yaptı. En az iki tane, üç tane falan kırmızı var. En az iki tane de penaltı var. Ha, mücadeleli bir derbi oldu, pozisyonlu bir derbi oldu. Kalecilerin başarısı vardı falandı filandı. Ama onun yanı sıra çok kötü bir hakem vardı. Hakem bakıyorsun hiç kart falan çıkarmıyor. Neler oluyor falan filan inanılır gibi değil. Yani hakikaten hiç kartlara falan şey mesela, yapmadı. Şu maçı Şampiyonlar Ligi'nde yönetmiş olsaydı hocam, bir daha bir yıl veya iki yıl. Şampiyonlar Ligi maçı ödemez.